Hatırlatma geçmediğimi fark ettim. O yüzden açılışı böyle yapalım yine. Kanalımızı ilk defa izleyenler, Ali ve ben yaklaşık 2,5 yıldır Güney Amerika kıtasındayız ve başladığımız nokta olan Arjantin. Buenos Aires'e geri döndük. Şu anda da araba çok titrediği için böyle bir şekilde gidiyoruz, kusura bakmayın. Bu bölümde bizi zaten hali hazırda takip ediyor olan arkadaşların çok merak ettiği bir konu olan Ali'nin ne iş yaptığı, hangi işe girdiği, neler müsait olamadığı bu aralarla ilgili artık bir açıklama getirmek için onun çalıştığı yere doğru gidiyorum şu anda. Birazdan ineceğim. Ali ile de buluşacağız. Neler yapıyor, nerede çalışıyor, hepsini öğreneceğiz birazdan. Geldiğim yeri bizi hali hazırda takip ediyor olanlar çok iyi biliyorlar ama takip etmiyor olanlar için de yeni bir bilgi olacak. Evet, şu anda gelmiş bulunmaktayım ve birazdan dükkanın içine giriyorum. Dükkan dedim. Evet, çeviriyorum. Hazırsanız. Merhaba usta. Merhaba. Bize bak sen. Hoş bulduk. Size sürpriz yapmak istedim. Evet. Müzik sam. Ay çok güzel olmuş dükkanımız. Şey güzel, değil mi? Güzel oldu. Cansu kardeşim hoş geldin. Bak bir takipçimiz de varmış. Ha, merhaba. Merhaba Cansu'lar. İhsan abi. Ne haber Cansu? İyiyim usta. Usta. Nerede çalışıyor? Çok merak ettim. Evet ben. Abi. Böyle sen böyle bir gizemli bir şey kattın. Evet. Nedir hani? Ya o şey değil zaten. Ali Cansu zaten kardeşlerim benim yani. Öyle bir fikir oluştu. Bizim de öyle bir şey oldu. Ali dedim zaten hep seviyoruz bir taraftan. Ona gelir olurken onun da bize desteği oldu canım yani. Evet, öyle tabii. Bir şeyimiz anlaşmamız. Evet o zaman tamam şimdi sen bir anda geldin. Ben bir konuşma yapıp açıklamak isterdim bunu sevgili takipçilerime ama evet, çok hızlı gelişti. Ben bir şey göstereyim. Burası çok değişik. Senin mikrofonun nerede? Hadi onu da açayım. Sen bunu tut. Evet arkadaşlar böyle bir şey var. Mahir abilere ortak olduk. Dükkanımız ama hemen açıklamış olduk. Böyle olmaz ya. Şöyle ay, çok bir güzel dışarıdan olmuş. Göster. Güzel değil mi? Evet. Abi ne sandın? Gel abi gel abi gel abi. Türk döneri. Vizyon deyince de Ali dayı diyorsun. Çok güzelmiş. Bu şeydi Türkesa şey yapışkanları da yeni gelmiş. Evet şeyler. Evet bayağı belki ilk videolardan hatırlarsanız içeriği bayağı farklıydı. Ya. Bazı küçük dokunuşlar ay, yaptık çok aslında. Güzel. Çok bir şey yapmadık. Pazartesi salı günleri biraz sakin oluyor. Daha iyi. Zaten o yüzden ben pazartesi sardım Cansu, çağırdım Cansu'yu. Ay şurası çok güzel. Diğer günler çok yoğun oluyoruz arkadaşlar. O yüzden çekim yapamayabilirdik. Şöyle çok şimdi güzel. Şu tablolarımız var. Bunları asacağız duvarlara. Şu şeyler de yazılar da çok güzel oldu. Onlar yazılar çok güzel oldu. Şalanmayı da dışarıdan... O biraz anaokulu gibi oldu abi. Aa, çok iyi oldu ya. Renkli olmuş. Hiç yani. Orası bomboştu abi. Evet. Onun etrafına bir şeyler gelirse belki güzel olacak. Ben şu köşeyi çok beğendim. Burası orası çok işte güzel kahve görüyorum. Ve kek köşesi. Daha önceki videolarda gördüğünüz... neyse onu söylemeyeyim. Buraya kek koyacağız. Ne zaman gelecek kek olayı? Kahve. Onu çözeceğiz inşallah. Çok güzel. Çok sıcak böyle bir ortam olmuş. Böyle gir, insanın oturası şey geliyor. Ben anlamıyorum o işlerden. Ben sadece döner yapmayı biliyorum. Sağ olsun. Abi işte Ali büyük bir iş ortaklığıdır bu. Abi, herkesin bir özelliği olacak. Sosyal medya evet, işte evet. Ortam, ambiyansı şunları değiştirdiler. Bak eskiden aa, çok güzel olmuş. Bunlar evet. Çok kötüydü bunlar. Yani, yani. Bayağı bir mesela şu avizeye bak. Avizeyi çekebilir Işık çok misin? Önemli. Şu avizeyi evet. Normal parayla alamazsın yani. Çünkü evet. Şeydir, fantezi ürünü. Evet. Sanat işi. Biz bunu Doğancan bir yerde kelepere buldu 40 bine. İşte Ali'nin geleceği zamanlar. İşte böyle değiştiriyoruz. Şu yani. Şeyler de çok güzelmiş. Bunlar da mı sonradan eklenmiş? Onları tabii biz sanki. Yaptık. Buraya yakında böyle şaraplar falan koyacağım. Bu arada Ali baba müşteri şarap sordu bana. Aa. Bana da sordu geçen gün biliyor musun? Niye koyuyorsunuz? Eskiden buraya gelip oturmazlar. Hayır menüde var çünkü şarap. Kadın geçen baktı ne var dedi filan. Şarap var mı diye sordu. Hemen alalım abi. Dedik paramız yetmedi şaraba aynen, orada alacağız. Aynen şarapları koyarsınız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ali Baba ve bizim diğer ortak Doğancan. Zaten onlar kankiler. Şu ben tutayım abi sen. Onlar jenerasyonlara yakın. Ha şöyle.
Onlar geldikten sonra buraya oturup yiyen müşteri çoğalmaya başladı. Ha, evet. Dedim ha bak ben benim eksik oldum. Ben öyle dekorasyonlu şeyden anlamam dekorasyon ben. Dekorasyon onu yapmış abi. Evet. Aynen. Ben üretim kısmındayım. Bir şey göstereceğim. Buenos Aires'te belki dünyada da tek bir şey yapıyoruz. Oğlum götünle dağları değil. Pardon çok özür dilerim. Masa örtüleri çok değerli. Biri var ya şuraya bir döner döküyor benim içim yanıyor yemin ederim. Bak dünyada belki tekiz belki. Çek beni değil be bir şey göstereceğim. Bazı soslar uydurduk götümüzden. Ve şey. Ve gelen deniyor abi. Tamam mı? Seviyor. Bir diğerini denemeye geliyor. Bu aşırı hoşuma gitti benim. Mesela işte klasik bizim yoğurt sosla yaptığımız Meksikana guacamole sosla yapıyoruz mesela. Dönerle guacamole sos. Millet hasta kalıyor. Ama. Hasta kalıyor diyorum sana. Aynen. Amerikana cheddar soslu, napolitana bunların domatesli peynirlisi. Berlin'de işte bu ne o? Mor lahana, havuç ve soğan. India sosu var bir de. Curry soslu döner yapıyoruz. Millet hastası kalıyor. Genelde tavuk olarak tavsiye ediyorum. Evet evet köri tabii. Sosu biliyorsun. Köri ile tavuk yakışıyor. Evet. İşte böyle değişiklik bir ara gelsen biz de vururdu yani ya böyle masa oturacak öyle yeri yok. Öyle söyledi Ali zaten evet, çok evet. Şaşırdım sırada çok bekliyorum. Sevindim. Bak şunlar da tanırsın. Tanırım biz bunları zamanında satıyorduk. Arkadaşlar bunlar şunları göstermeler daha güzel. Bolivya, Peru, Kolombiya, Şile görmüş bileklikler kendileri. Gerçekten 6 ülke gezdiler Türkiye menşeli. Bunları da satmıyoruz da öyle hediye ediyoruz, satıyoruz. Bayağı müşterinin yani. Dikkatini çekiyor. Evet, evet. Güzel, renk olmuş. Yani işte bizim nedir? Nazar boncuğunun olduğu her yerde biz varız. İşte zaten tesadüfen da. Dükkanın şeyi de, amblemi de nazar boncuğu. Bunlar evet. Da burada. Boncuğunu görünce Türk olduğumuzu anlıyorum. Evet, güzel evet. Bir şey olduğunu farkında evet, var. Evet, evet, evet. Zaten Doğan Can onunla şey yapmış. Daha da yapılacak tabii birkaç şey daha var. Çok daha var. Tabii. Neler yapılacak peki mesela? Mutlakla ilgili yapacaklarımız var. Evet. İşte bir iki. Öyle ya dışarıyla yapılacak işte şu duvarlar tamamlanacak. Ya duvarda hiç açık yer kalmayacak gibi düşün. Aha. Bak mesela sanki yani birkaç tane şunların da boyansa çok güzel olur. Oralara gelecek işte şeye gelecek boyanabilir mesela. Boyanabilir bu. Beşiktaş bayrağı var. Beşiktaş bayrağı gelecek. Bir tane ama bir işte Barcelona forması gelecek. Her şey gibi düşün ya bunu. Böyle random yani. Bak şurada mesela bir yaşlı teyzenin çocukluk fotoğrafı var yani. Anladın mı? Bu da bir yerde duracak. Ha, öyle böyle şey şu anda mesela yine bak orada Neşet Ertaş duruyor filan. Hani saçma sapan. Kardeşim bir Türk geldi. Evet evet. O arkadaş Berk'in bak, çok bence destekleri tamam, oldu bu bize. Bu köşeleri yapabilirsiniz ama bu duvara bence o kadar karıştırmayın. Zaten yok, bunlar hareketli. Bu duvar belli değil ya. Tamam bu duvar belli bu değil. Bu duvarı evet. Böyle koyu gri şey ne denir ona? Ben göstereceğim gel yap bir gün size. Kardeşim Allah gelip Allah. Boyarım ben burayı. Senin burası çok güzel burası. Boyanır. Evet, senin de fikirlerini aktarayım. Pinterest'ten evet. Ben size göstereceğim o boyayı. Bence burayı biraz daha düz bir şey yapacağım. Konuşma. Hani mesela boyanmadı ama dışarısı boyanacak. Ha orası boyanacak. Buraya bir şey mi eklenecek? Şu siyah yere böyle grafitiler yaptıracağız. He. Şavarmalar uçacak falan ha, böyle. Ha onu çıkartıp içeri taktınız evet, evet, onları. Aynen. Tamam. Bunun siyah olması güzel bu arada. Evet siyah olması güzel işte buna renkler yapacağız işte grafiti gibi yine uydurmacalı bir şeyler dışarıdan çözülecek çok bakalım. Tatlı görünüyor ya şey böyle hani ne denir anneannemin mutfağı gibi ya hani gideyim oturayım böyle oh biraz huzur gelsin çok çok güzel elinize kolunuza sağlık vallahi harikulade olmuş. O duvardaki tahtalar var mıydı? Vardı. 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 Böyle. Bana kendini göster. Güzel. Şimdi madem dükkandayız ve dükkana da girdiğimizde hali hazırda bizi takip eden bir arkadaşımız da Buenos Aires'e gelmiş. Hemen ona da soralım dedik değil mi? Soralım dedik. Soralım dedik. O sırada Mahir abi döner hazırlıyor. Ne soslu? Meksikana. Meksikana guacamole soslu. Guacamole soslu. Onu yiyeceğiz. Yalnız bakalım. Granda yersen 8.000'e geliyor. Sen küçük mü istersin? Küçük isterim ben. 6.000. Tamam. Çıkart parayı. Biz hocam önce benden para mı alıyorsunuz önce ya? Önce nakit alıyoruz. Herhalde kardeşim. Aa, ayıp denen de bir şey var ya. Vardı, bir arkadaşım vardı derdi ki para arkadaştan kazanılır. Çıkar babacığım. Hadi bendensin tamam. Evet İhsan hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle şey doğaçlama gelişti ha. Evet yani ha. Senin burada olduğunu bilmiyordum ben evet, senin işte. Evet ben de ilk defa bilmiyordum. Şubat ayında gelmiştim Mahir abinin yanına. Bugün öyle bir boşluğum oldu. Mesaj atayım dedim müsait mi diye. Müsaitmiş. Ama sen Ocak'ta asıl geldiniz evet, mi? Evet Ocak 15'te Paraguay üzerinden otobüste giriş yaptım. Neden Paraguay üzerinden? Türkiye'den çünkü ben direkt Arjantin'e ya da Güney Amerika'ya gelmeyi düşünmüyordum. Amacım yani Türkiye'den çıkış amacım biraz Türkiye'den uzaklaşmak, biraz kafa dinlemek, biraz farklı kültürleri, farklı yerleri görmekti. O yüzden bir film
Filipinler bileti alarak çıkış yaptım. Hadi ya. Evet. Türkiye'de önce... ne yapıyordun İhsan sen? Türkiye'de son zamanlarda hoştaydım açıkçası. Ben 3 tane üniversite mezunuyum. Evet. Ne bunlar? İlki Marmara Üniversitesi'nde lisans bankacılık. Daha sonrasında çalışma ekonomisi var gene lisans. Fakat onu Anadolu Üniversitesi üzerinden. Daha sonra da pandemi döneminde o boşta kalmışlıkla yeni bir bölüm okumak istedim ve hep hayalimde sağlıkla alakalı bir bölüm okumak vardı. Anestezi okudum. Alakasız. Evet, alakasız. Ne? Çok alan dışı ama yani hep bir hevesim vardı. Yaptın zaten. Yaptın mı işini peki? Yaklaşık bir sene boyunca Haydarpaşa Numune'de 150'ye yakın ameliyata girdim. Süpersin. Evet. Ama daha sonra şimdi Türkiye'de bazı şeyler maalesef ki sistematik yürümüyor. Hı-hı. Hani buradan da gene şey yapılmış. Herkes biliyor. Sonuçta Türkler izliyor. Şöyle bir sorun var. Ben daha önceden lisans mezunu olduğum için benim KPSS ön lisansa girmem imkansız. Hmm. KPSS ön lisansa girmesi imkansız olan birinin anesteziden atanması imkansız. Bizim bu da beni direkt olarak mecburen devlet hastanesinde çalışamamaya itiyor. Benim ilk çalışma sürecim biraz stajla bağlantılı olduğu için özel Haydarpaşa Numune'de çalışabildim. Özel hastaneden daha sonra güzel bir hastaneden teklif aldım. Asgari ücretin 1000 TL yukarısındaydı teklif. O da haliyle hepimiz biliyoruz ki biraz zora sokacak bir durum olduğu için haliyle çalışmak istemedim. Zaten pandemiden önce ticaretle uğraşıyordum daha çok bayan çantası üzerine. İyi de gidiyordu ama pandemi her şeyi etkilediği gibi tabii bizi de etkiledi. 3 aydır buradasın değil mi? Yok, yani 4'e yaklaştı. Evet, 4'e yaklaştı. Nasıl buldun peki Arjantin'i? Açıkçası dolaşmak ve görmek dışında eğer bir yeri çok beğenirsem yaşamak isteğiyle çıktım. Filipinlere. Biz gibi aslında. Evet. Tabii Filipinlere gittim. Oradan Singapur'a geçiş yaptım. Oradan Endonezya, Bali'ye gittim. Oradan Malezya, Tayland, Kamboçya, Vietnam. Vay. 7 Asya ülkesi. Ne kadar sürdü bu? Bu yaklaşık 4 ay sürdü. Uzun gezdin. Tabii yani 1 ay kaldığım yerde oldu. Bir hafta kaldığım yerde oldu. Yani şimdi açıkçası Kamboçya eskiden beri benim ilgimi çeken bir yerde. Layığıyla gezmiş miyimdir emin değilim. Hı hı. Çünkü kendi çapımda hani profesyonel olmayan bir amaç içinde olduğum için. Ama mesela beni çok mutlu edemedi. Hı. Öyle olunca zamanı uzatmak Bali'yi istemedim. Bali'yi çok seviyorlar. Sen nasıl buldun? Bali gerçekten çok güzel bir yer. Yani yaşanır mı? Bence yaşanmaz. Ama tatile gitmek, neden gezmek, yaşanmaz? Görmek. Açıkçası Bali'de belki benim gittiğim zamandan da kaynaklıdır ama bir karmaşa söz konusu. Çok kalabalık olduğuna evet, dair şeyler duyuyorum. Evet, çok kalabalık. Hı. Gerçekten çok kalabalık. Ve motor trafiği falan oluyor. Evet, motor trafiği çok gerçekten çok kötü. Evet. Motor trafiği ve masaj olayı insanı bitiren bir olay. Siz yürümeye kalkıyorsunuz. Bir kilometre yol yürüyeceksiniz. Yaklaşık 20 farklı insandan masaj ve motorla yolculuk teklifi almak zorunda kalıyorsunuz. Hiçbir şekilde bu olay bitmiyor. Bazı bölgelerde böyle çok fazla bir şey satmak istiyorlar. Çok fazla evet. Üstüne geliyorlar ve artık diyorsun ki yeter abi salın beni. Tabii işte kaçayım buradan onu hizmet yani. Satışı olarak düşünürsek evet. O kesinlikle masaj. İşte Peru Cusco'da da o çok vardı. Kazak satıyorlar. Hiç oturamıyorsun. Evet. Burada konaklama olayını ne yaptın bu arada? Vallahi ben hala da biraz Airbnb'lerde sürünüyorum. Fakat ben biraz şanslı olanlardanım galiba. Yani güzel araştırıyorum. Hani biraz da karşıma güzel şeyler çıkıyor. Çok pahalı olmuyor benim için. Hı. En pahalı dönem geldin ama buraya. Bu, evet. Çünkü izliyor muydun yani, daha öncesinde yani buranın ne kadar ucuz olduğu ile ilgili evet. Şeyleri. Yani öyle videolar. Abi söylesene sizi izliyordum tabii, bir reklamımızda. Tabii sizin kanalınızın takipçisiyim. Öldün kameranın karşısında. Kanalınızın takipçisiyim. Açıkçası tamam. Ben birçok kanalı gördüm. Fakat en samimi gelen sizdiniz her zaman için. Zor. Hayır çünkü samimi olarak söylüyorum. Şimdi az önce seninle tanıştık bunları söyledin bana. Şimdi kamerada da söyledin. Daha ilk tanıştığımızda kurduğum üçüncü dördüncü cümle buydu yani. Samimi şekilde söylüyorum hani övmek ya da şey yapmak için değil. Hani kendi fikrim olduğu için ama en pahalı olduğu dönemde geldim buraya. Evet ve şöyle bir şey var. Ben bu yaklaşık 4 aylık süreçte bu pahalanmayı da görerek yani yavaş yavaş yaşayarak. Hani garip bir şekilde dolar yavaş yavaş düşmeye başladı buranın parası karşısında. Ama fiyatlar sürekli pahalanmaya devam ediyor. Şimdi alanımdan dolayı bankacılıktan gelen bir enflasyonun zaten hani Türkler olarak hepimiz biliyoruz ne olduğunu artık. Ama hani profesyonel olarak da bilmeye çalıştığım diyeyim yani bildiğim için demeyeyim bilmeye çalıştığım için. Hani bunu da gözlemlemek gerçekten çok kötü bir durum. Hı hı. Fiyatlar çok pahalı. 1-2 aydır stabil oldu galiba. Yani yine de benim ilk geldiğim zamanda 4500 pezoya yediğim şey bugün 9000 pezo bu evet. Gerçek. İşte 4 ayda. Değişmiyor. İşte 1-2 aydır. 4 ayda gerçekten her şey 1.5-2 katına çıktı. Evet, çıktı. Ya biz buradan ilk buraya geldik.
3 ay kaldık. Buradan ayrılırken 175 pesoydu evet, 1 dolar. Tabii. Döndüğümüzde 800'lerdi, 600'lerdi. İşte 1300-1400'leri gördü bir ara. Sonra şimdi yine 1000'lerden. Yani fiyatların her zaman kendini dolar karşısında yenilemesi normal bir şey. Evet. Yani yani evet fiyatlar gerçekten zorluyor. Fakat ben gene de buranın kültürel yapısı, buranın kafa rahatlığı, özgürlükçü bize de benzer görünüşü tarafları var değil mi? Evet evet, yani bu şekilde bakınca ben şu an burada mutluyum. Hı hı. O yüzden burada devam etmeyi düşünüyorum. Asya bittikten sonra ben Tayland'a tekrar geri döndüm. 7 ülkeyi dolaştıktan sonra. Çünkü diğer ülkelerden çok pahalıydı uçak biletleri. Hı hı. İstanbul üzerinden aktarmalı ama hiç İstanbul'a yani giriş yapmayacağım şekilde Sao Paulo'ya geçiş yaptım. Oradan Paraguay'a geçtim. Paraguay'dan da buraya geldim. Yani 10 tane ülke dolaşmış oldum Türkiye'den çıktıktan sonra. Yani bu çıkalı gördüğüm yaklaşık bir sene olmak üzere. Yok bir sene değil. 7-8 ay. 8 ay civarı. 4 ay burada. Diğer 4 ay. Tabii tabii diğer 4 ayda o tarafta 8 ay. Ali'nin yaklaşıklarına bakmayalım. Peki sen online bir iş yapıyor musun? Yapacak. Ne gibi bir iş? Yani şu an açıkçası biraz hazırdan yiyorum. Bu durumda tabii biraz zorluyor beni haliyle. Buradaki fiyatların artışında göz önüne alın. Yani bunu zaten siz sürekli belirtiyorsunuzdur diye düşünüyorum ya da başka kaynaklarda da görülüyordur ama insanlar gerçekten buraya gelme sebepleri çok ucuz bir ülke mantığıysa artık bunu bırakmaları gerekiyor. Siz zaten sürekli bunu belirtiyorsunuz ve bunun belirtilmesi lazım. Evet. Burası çok ucuz bir yer, ben buraya geleyim, ben burada rahat edeyim düşüncesiyle gelen insan hata eder. Ya umarım eski videolarımızı izleyip evet, yeni videoları izlemeyip yola çıkan insanlar yoktur. Benim tabii, dualarım tabii, o yönde tabii, yani. Tabii tabii yani çok uyarıyorum. Büyük bir yanılgıya düşerler. Evet. Yani tabii insan tek tip bir beslenmeyle de yaşayabilir. Evet. O insanın hani Türkiye'de de sadece makarna tüketip yaşayan insanlar var. Evet. Hani ben gelirim sadece et yerim diyorsa tabii et eskisi kadar ucuz değil ama bir şekilde yaşanır. Yok. Yaşanmaz demiyorum evet, ama amaç güzel bir yaşamsa bu güzel bir yaşam değil. Evet, İster evet, istemez her şeyden insanın mahrum kalmaması lazım. Sosyalleşmediğin sürece burada yaşamanın bir anlamı yok tabii, ya dışarı çıkmadığın sürece. Tabii. Ama İstanbul'da da evde otur yine para tabii, harcamazsın. Yani şimdi kiram ucuz olsun diyorsa tabii ki provinsiye bölgesinde tabii daha ucuza yani kalan insanlar var. Ama bu sefer ne kapitalden uzak kalacaksın. Ne kadar mutlu olacaksın? Evet. Seni ne kadar mutlu edecek? O zaman örnek olarak Türkiye'nin küçük bir şehrinde de güzel bir yaşam sürdürebilir. Evet, evet. Öyle düşününce. Ki baktım neresi? Karaman mı? Bir yerin pazarın fiyatları o kadar ucuz ki. Nereden Karaman'ın fiyatına baktın? Karaman'dı galiba ya. Ya pazar fiyatları önüme çıktı. Böyle gerçekten dünyanın en ucuz pazarı falan. Oraya taşınasın. Karaman'a mı yani? Karaman'a. Pazar fiyatları yüzünden. Karaman vloglarıyla geri dönüyorum. İşte önemli olan insanın ne aradığı. Evet. Nasıl evet, mutlu ucuz olabileceği. Ucuz istiyoruz ama ya. Yani. Ucuz evet, olsun abi. Ucuz her zaman istiyoruz evet. Ya da çok para kazanıyoruz. Yani ikisinden biri. Ama ben çocukluğumdan beri açıkçası hani Güney Amerika deyince hani benim en çok ilgimi çeken Brezilya ve Arjantin. Sohbetinizi balla kesiyorum. Ya çok teşekkürler. Kardeşime. Çok göstermek istiyorum. Guamacalo sosu var. Meksikan bu acılı şey sos özel. Ay içinde özel sosu da var. Şimdi sen anlat bu arada ben. Tabii tabii siz yerken ben anlatmıştım. Daha önce yediğim döner kapalıydı. Bunu buradaki evet, pan arabe lavaş bulduk ama küçük böyle. Sen deniyorum. Daha bir seneye geçiyor. Yok, sana bayağı bir bunun daha irisi de var da sen kardeşim çok fazla yemiyorsun onu biliyorsun. Aynen. Hmm. Bir saniye dur. Şunu şöyle sana tekniğini öğreteyim. Bu şekilde. Şuradan başlayacaksın. Abi hep böyle. Nereden yasayacak? Böyle mi yiyeceğim? Yok yok öyle değil. Şöyle böyle yanlamasına. Sarma şeklinde. Yani şunu şöyle yapma düşüyor şeyinden. Abi Arjantin'de herkes orada standartta yiyor. Biz de ya sarma şekli farklı olunca yemek tabii, biraz zorlaşıyor. Kornet gibi duruyor. Tabii tabii aynen. Bir tarafa açıklı kornet gibi duruyor ama gerçekten tadı çok değişmiş. Mi? Evet. Ya herhalde. Bu acılığı da çok güzel. Ben ki acı sevmem. Bu Meksikan acılığı. Öbürleri acısız klasik de var. Acı üstüne bir de işte şey guacamole sos. Ya acı var biraz. Guacamole'da şey var biliyorsun avokado bizim burada balta diyorlar. Özel soslar var böyle içine acı biber var. İyi oldu ben ya. Ben yedim mi bu arada önünde? Yedim. Teşekkür ederim. Böyle ayı gibi yiyorum. Yok yok estağfurullah. Böyle estağfurullah. Bayağı.
Burada gelip Arjantin ziyareti yapan arkadaşlarımız mutlaka... Gelen herkesi tabii ki kesinlikle bekliyoruz. Denemelisiniz. Tavsiye ediyorum özellikle bizim lezzetlerimizi özleyenler. Yani ben çocukluğumdan beri Brezilya ve Arjantin'i çok güzel ülkeler olarak hayal ettiğim için ki hala daha öyle olduklarını düşünüyorum. Fakat sanki Brezilya bir tık daha iyi olması gerekiyormuş, daha insanı mutlu etmesi gerekiyormuş gibi bir algı vardı bende. Gittin mi? Gittim. İlk geldiğim yer Sao Paulo olduğu için gittim. Fakat aradığım şeyi orada bulamadım açıkçası. Biz zaten Brezilya'nın biraz tehlikeli olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Evet, Sao Paulo, Rio de Janeiro kendi özünde tabii daha çok. Yani ben beklediğimi alamadım biraz. Benim için kötü kaldı açıkçası. Tehlikeli mi hissettin? Bir şey mi yaşadın? Evet, yok bir şey yaşamadım. Bir şey yaşamadım ama hani o tedirginlik hissi, ben kolay bir şeylerden korkan bir insan da değilim yani. Hani burada mesela evet burası da ufak tefek güvenlik sorunu. Burası korkutmuyor mesela. Ama hiç Brezilya yok. Bence hiç korkutuyor. Hiç içimde bir korku yok. Hiçbir zaman içimde bir korku olmadı. Ama Brezilya'da bir metroya bindiğin zaman, bir yerde yürürken böyle hafif hava karardığı zaman bile insan hani korku demesek de bir tedirginlik kaplıyor içini diyebiliriz. Ve Brezilya'daki fiyatlar da hiç normal değil. Orada yaşam koşulları, orada tutunmaya çalışmak bence zor bir şey. Helal olsun diyebilirim. Ha, burada çalışan kazanamıyor. Öyle bir döngü. Birazcık onu da düşünmek lazım. Şimdi ben iş yapacağım, ben bir şeyleri başaracağım, ben bir şeylerin peşindeyim diyen insanla hani benim gibi ben bir gezeyim göreyim hani nasılsa hazır biraz param var diyen insan biri olamıyor tabii. Cepten harcayınca biraz daha fazla düşünmek gerekiyor böyle şeyleri. O yüzden Brezilya çok mantıklı olmadı benim için. Şimdi cepten harcıyorsun ya, kendini böyle özgür ve güvende hissediyor musun? Hani böyle bir gün param bitecek ve ben ne yapacağım hissi var mı? Güvende hissedemiyorsun tabii. O para bitme hisse her zaman var. Her ne kadar hesabını kitabını bilen bir insan olmak çok önemli. Ben öyle olduğumu düşünüyorum ama öyle olsa bile insanın içini bu korku kaplıyor. Yani şimdi hesap yapıyorsun, 10 ay sonra param bitecek diyorsun. 10 ay kısa bir süre mi? Değil. Ama insanın içini korku kaplıyor. Sanki yarın 10 ay bitecekmiş işte. Gibi. Gittiğinde ne yapacaksın bununla ilgili? Şimdi burada yaşamaya kararlaştırdıktan sonra öncelikle bir İspanyolca öğrenme tabii haliyle şart oldu. Şu anda da onu başarmaya çalışıyorum. Yani bu para bittiği zaman kesinlikle İspanyolcayı güzel bilmiş olmam gerekiyor. Para vereceğim şekilde bir kursa yazılmadım. Burada bir arkadaşım ücretsiz bir kurs tavsiye etti. O kursa gidiyorum şu an. Benim için neresiymiş iyi sen gibi. Ücretsiz? Bu Pedron Caddesi'nde. Nasıl 19 ücretsiz? Numara. Free mi? Evet, ücretsiz. Niye bu şey mi? Göçmenler ve başka koşullarla işte devlete sığınanlar için bir yer. Göçmenler için ama daha çok açılmış bir yer. Genelde Senegalli arkadaşlar var içinde. Ya ben de hani sordum. Ama sen imtica etmedin değil mi? Tabii tabii. Ben normal şekilde hani buradayım ama sordum hani ben de katılabilir miyim dedim. Bizim kapımız herkese açık. Açık dediler. Hani bizim için bir problem yok her dediler. Her gün mü gidiyorsun? Yok, her gün değil. Haftada iki gün. Ben de oraya devam etmeye çalışıyorum. Onun dışında buranın normal ilköğretim tarzı okullarında da bazılarında akşam verilen bir eğitim var. Beni kirletmeyin arkadaşım ya. Çok özür dilerim. Dükkanı kirlettim. Çok güzeldi bu arada. Umarım istediğin gibi gider her şey yani, ya. Yani ben de öyle hayal ediyorum açıkçası. Yani para fikirler gelir aklına. Burada çünkü tabii, çalışan tabii, insanların tabii. Para kazanma olasılığı var bence çalışan ben... çalışan. Ama bir yerde çalışmaktan bahsediyoruz. Tabii. Buraya açtılar. Ve buraya emek veriyorlar. Artık para kazandırmaya başladı. Ben de onu söylemeye çalıştım zaten. Bu benim seyahat ettiğim ülkeler arasında ben birinin yanında çalışacağım, bu ülkelerde yaşayacağım gibi bir hayali olan insan varsa ben onlara tavsiye etmiyorum. Yok. Hiçbiri için tavsiye etmiyorum. Yani gelip bir yerde garson tabii, tabii. Falan para kazanamaz. Yani bu ülke, yani bu ülkeler o ülkelerden biri değil. Hani bu Amerika için vesaire geçerli. Ülkeler için, Avrupa ülkeleri için geçerli olabilir. Hatta o da tartışılabilir ama en azından geçerli olabilir. Ama ben Arjantin'e geleceğim, garson olacağım. Böyle bir hayal bence olmasın kimse de. Ben insanlar hayaliyle oynama. Çıkın. Aslında ben zaten burada hemen hemen en tecrübeli benim herhalde değil mi? Sizden birkaç ay önce geldim. Biz 2,5 sene. Aynen. Sizden birkaç ay önce geldim. İnanılmaz fiyatlar değişti. Bana zamanında 7500 emekli maaşımla eşimle falan. O zamanlar diyordum bak ucu ucuna kurtarır diyordum. Ama şu an mesela 10 bin lira biliyorsun. Onlar 10 bin lira maaş alıyorlar. Bu tarzda gelmek isteyenler çok, ben videolarımda diyorum ama artık burası cazibesini kaybetti. Evet. Buna rağmen işte sen milletin hayalleri bari en azından umut ver falan filan diyor. Ya gelip evet burada ya. İnsanlar rezil olacak. Yani şu şekilde abi et ne kadar, süpermarket fiyatları, araba ne kadar. Sen başar onları, tamam onlar güzel biliyoruz onlardan bahsettiği adam. Tabii insanlarımız da haklı bu konuda yani. Ülkemizin son zamanlardaki ekonomik çıkmazdan dolayı böyle bir çıkış arıyorlardı. Evet. Özellikle son bu yerel değil de genel seçimden sonra. Ve birçoğu da hani burayla ilgili
ilgili gerçekten yaşamak için bilgi almak isteyen insanlar. Ama ne yazık ki son zamanlarda şu an Türkiye ile yarışır durumda market fiyatlarını anı size. Artık hangi ülke var ki bilmiyorum hani gidip de böyle ucuz. Sizden ricam, siz daha güzel yapıyorsunuz. Bir market fiyatı çekin gerçekten. Etle, etin kilosun, et bile 3-4 dolarlık etler 7-8 dolar. Ya işte yürürken yürürken gösteriyoruz. Biz o şey bölüm aslında. Çok güzeldi işte. 2 sene önce oturduğumuz restorana tekrar gidip oturduk. 2 sene önce içtiğimiz kahve içtiğimiz bir yere gidip tekrar oturduk. O fiyatların karşılaştırmasını yaptığımız dolar video. Dolar bazında da bayağı bir artmış değil mi? Evet evet evet. Tabii. Güzel öyle anlaşılıyor. Aynen aynen evet şey. Abi kesin. Teşekkür ederiz İhsan zaman ayırdığın için. Mahir abi döner mükemmeldi. Tam bölmedin değil mi sen hemen? Hayır. Yok yok. Yok yok. Söylemek istediğim bir şey var mı bu arada? Yani sizin her zaman söylediğiniz şeyler sadece insanların hayal kurarken bile dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bir hayal kurmak çok güzel ama bu hayalin sonunda siz mutsuz olacaksanız sonuç değişmiyor. Gene mutsuzsunuz, gene mutsuzsunuz. O yüzden bu hayali kurmadan önce daha iyi araştırma yapmak biraz lazım. Plan yapmakla biraz hayal kurmak arası olması gerekiyor. Evet, yani. Evet, evet, evet. Yani hayal kuruyoruz ama bu hayali altında olacak bazı planlar yapmak gerekiyor. Ben birkaç kere plan yapmadan hayal kurdum. Onu yaptım. Götüme baka baka geri döndüm. Şimdi bu sefer biraz daha planlı gittik. Gene de çok da planlı gitmemişiz. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bence önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi dükkan fiyatları ile ilgili bir video çekmiştik daha önce. Burada dükkan fiyatları Türkiye'ye göre çok ucuz. Fakat şimdi bu dükkanın açılmasında belli şeyler var ki Mahir abi buralı biriyle evli olduğu için onlar için daha kolay oldu. Ama şimdi kalkıp ben Türkiye'den ne kadar da ucuzmuş dükkanlar deyip gelip burada dükkan açmanız o kadar kolay olmayacaktır. O yüzden onu da mutlaka hani belirtelim burada. Ya açabilirler ama bunun bürokratik şeyi bir de hani ekstra yabancılar için yatırımcı hani inversiyonist diyorlar. Hı hı. Bu şey üzerinden giderlerse şimdi bana çok yap dediler. Yaparım yapmam değil artık dilim de gelişti. Hı hı. Ama buradaki bürokrasi seni kanser edebilir yani. Çok ciddi anlamda kanser edebilir. Onun için diyorum ki kardeşim bir avukat tut diyorum. Bana çok şey yap. Bir avukat tutsan daha iyi. Hani böyle büyük yatırımcılara. Evet. Ama hani küçük bir dükkan açıp falan diyorsan belki zor. Hani ben de çalıştığım için ama yine de buralı iki kişinin sana imza atması gerekmiyor mu o durumda? Tabii bir kere kirada illa hele dükkan kiralarında kesinlikle garantör istiyorlar. Burada yaşayan ve maaşı olan ve üzerine evi olan. Hı hı. Yani öyle saçma sapan şeyler istiyorlar. Artı bir de bunun bürokratik şeyleri var. Hani sen buraya bankadan bilmem yatırım göstereceksin falan filan. Bu bir ayda falan halledeceğin bir şey değil. Ne? Aylarca sürebilir. Aylarca sürebilir. Büyük yatırımcı olanlar bir avukat tutar. Zaten o insanlar hani 3-5 bin doları gözden çıkarmıştır. Hı-hı. Bir avukat tutup ona danışıp bütün işlerini ona hallettirirlerse daha mantıklı olur. Çünkü ben yaparım derim. Yaparım da yalnız benim zamanım yok. Çünkü evet. Benim hem dükkanla ilgileniyorum yani. Bir de bir günde bitecek bir iş değil bu. Sürekli yeni aynen, şeyler sürekli çıkıyor. Sürekli ilgilenmen gerekiyor. Sürekli. Ama olur olmaz değil diyorsun. Olmaz yani. Değil olur. Yani tabii ki canım. İnversiyonist adam bir yatırımcı alıp belli bir rakamları var. O zaman 1 milyon 600 bin pezoydu. Belki şu an 3 milyon pezodur. İşte 3 bin dolar 1600 dolar yani gibi şeyler. Yani o şekilde bir şeyler hani bir bankadan gösteriyorsun falan. Dur şudur budur. Bir sürü şeyleri var bunların. Hı-hı. Yani onun için ben diyorum aman kardeşim hani beni hiç bu işin içine sokma. Çünkü kendi işimi yapamam bu kez yani. Burada mesela benim iş yerimde bütün mutfak benden geçiyor. Hı-hı. Ani kardeşim de biliyor. Yeni ortağımız. Hı-hı. Hoş geldin bu arada. Ani eyvallah. Kardeşim benim. Ha bu arada dönerle ilgili videoyu kapatmadan. Döner nasıldı? Çok güzel. İlk yediğinle ikinci yediğin arasındaki fark nasıl? Bir kere ilk yediğimin ekmeği çok fazlaydı. Evet. O ekmeği değiştirdik. Değiştirmişler. O çok güzeldi. Bence etin tadı da değişikti biraz. Evet. Çünkü ilk zamanlar biz tabii ben de ne kadar tecrübeli de olsam eti nereden alacağımı bilmiyordum. Sonra hangi bölgesini ve nereden almam gerektiğini ben de öğrendim. O zamanlar yeniydik. Yeni yani. O da değişmiş. Sos çok başka bir şey kattı. Sosu her şey geliştirdi. Sos güzel olmuş mu çok bu arkamda? Çok güzel olmuş. Ve ben acı sevmem böyle çok tatlı bir acısı vardı. Böyle biraz acıtıyor sonra hemen gidiyor falan. Çok kalan bir acı değil. Bir de ben ortamını çok beğendim. Yani ben işte iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bu ortamın güzel olması insanları çok uzun oturtturup başka insanın oturmasını engeller mi? Ama öyle bir o kadar herkes otursun bütün masalar dolu olsun onu çözeriz. Biz onu dert etmiyoruz. Aynen. Kovarız mı diyorsun? Söğüt gölgesi falan mı olsun? Hesabı falan götürürüz. Sen az önce ne dedi? Kardeşimden hesap mı alacağım dedim ben öyle bir şey öyle duydum. Öyle dedi ya. Hani hazırlarken döneri yok öyle. Öyle bir şey yok. Yani Mahir abiden. Mahir abiden kesiyoruz o zaman Cansu'nun dönerini. Çok teşekkür ederim. Mahir abiden kesilecekse ben öderim. yok. Tamam benden tamam, olsun. Mahir abiden. Tamam, afiyet tamam. Olsun kardeşim. Beni ilgilendirmez kardeşim. Zaten ilk geldiğiniz zorla ödediniz. Yeni açıldı hayırlı olsun tabii, diye. Tabii. O üzerine ben şimdi... Ben geri alayım abi. Üçümde muhtekalı. Ha şu an ödeştirdim. Çok güzelmiş. Son bir kez tekrar şöyle. Mikrofonu al. Göstereyim size. Kapatmadım. Hadi zaten kapatalım. Abi teşekkür ederiz. Zaman ayırdı. İhsan teşekkür ederiz. Müthiş bilgiler. Cansucuğum bu güzel ziyaretin için... Dişimde et kalmış. Bu güzel ziyaretin için teşekkür ederiz.
Her zaman bekleriz. Karnımızı doyurdunuz, Allah razı gelsin. Şaka şaka, bu ne ya? Artık buradayız arkadaşlar, gelenleri de bekleriz. Dükkan bizim, sizin sayılır. Vallahi çok güzel olmuş, çok beğendim. Gelememiştim uzun zamandır. Böyle çok sıcak, çok tatlı olmuş. Gelip burada hem Mahir abinin sohbetine eşlik edebilirsiniz. Hem de güzel dönerlerden. Burada sadece döner yok, bir sürü de şey var burada. Sosis var, falafel var, hamburgerimiz evet, var, milanesamız var. Var. Buyurun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.